Hoş geldin muayenehaneme, nasılsın? Barış güzel ya, sağ ol. Beğendim muayenehaneni. Güzel olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hastalarımızı bekliyoruz. Geliyorlar zaten ya. Yani nefes almaya vakit bulamıyorsun, belli yani. Biz telefonlarımıza cevap vermiyoruz. Haftada bir görüşebiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Barış, bugün deri kanseriyle ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Şimdi biz yaşlandıkça benlerimiz biraz daha büyüyor. Yeni benler oluşuyor falan. Yani bunun kanserle alakası var mı? Endişelenip doktora gitmemiz gerekiyor mu? Bir de plastik cerrahinin bu deri kanseriyle ilişkisi nedir? Normalde deri kanserlerine dermatoloji uzmanı bakar. Deriyi muayene eden dermatoloji ya da cildiye uzmanıdır. Cildiye uzmanları deriye baktıktan sonra eğer şüpheli bir lezyon görürlerse bu lezyondan biyopsi alabilirler. Bu lezyonu yakabilirler, dondurabilirler kriyoterapi dediğimiz. Ya da eğer lezyon çok büyükse ya da patoloji biyopsi sonucu patoloji raporu kötü huylu gelirse plastik cerraha gönderebilirler. Plastik cerraha göndermelerinin sebebi lezyonun çıkarıldığı zaman uygun sınırla oluşan deri defektinin yani oluşan çukurun boşluğunu doldurulması için ya etrafından deri kaydırılması ya da başka bir yerden oraya deri yaması transfer edilmesi gibi işlemler yapılması içindir. Bunu da plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı yapar. Anladım. Peki deri kanserinin belirtileri nelerdir? Deri kanserinin belirtileri 5 milimetreden büyük olan ciltte bir lezyon, yeni çıkan bir lezyon, düzensiz sınırlı olan bir lezyon, içinde 3 veya daha fazla renk bulunduran bir lezyon. Lezyonla neyi kastediyorsun? Lezyon deride bir ben çıktı Biz mesela. doktor değiliz yani. Böyle lezyon falan anlamıyoruz. Ciltteki bir ben ya da yara ya da bir sivilce neyse. Ha. Ciltteki herhangi bir şey. Bu şeyin 5 milimden fazla olması, düzensiz sınırının olması, ondan sonra 2 veya 3 veya daha fazla renk barındırması, ortasında bir yara Biz ona olması. şey diyoruz ya, bir anormallik varsa, normal olan bir şeyde bir değişiklik oluyorsa Bir ondan değişiklik varsa cildiye doktoruna gidin. gitmemiz lazım. Tamam, Evet. anlaşıldı. Kaç tip deri kanseri var? Deri kanserlerinin bir sürü çeşidi var ama en sık olan çeşitleri 3 tane. Bir tanesi malign melanom, bir tanesi SCC, bir tanesi BCC. BCC en sık görüleni ve en kolay tedavi edileni. Güneş sebebiyle oluyor. Ameliyatlısı çıkarıyoruz, 4-5-6 milim sınırına çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra %95'in üzerinde tedavi olmuş oluyor. SCC dediğimiz ikinci çeşidinde lenf bezlerine bazen sıçrayabiliyor. Lenf bezlerinde ameliyatlar Lenf olabilir. bezlerine sıçrıyor derken o güneşten olan şey mi? Daha ileri aşaması mı olmuş oluyor? Yok, bu başka bir Başka bir çeşidi. çeşit. Bu yassı hücrelerden oluşuyor. Diğeri bazal hücrelerden oluşuyor. Bu yassı hücrelerden oluşuyor. Yassı hücrelerden oluşması, yassı hücreler böyle bir yara olduğu zaman onu iyileştiren hücreler. Yanık oldu, sürtünmeye bağlı yara oldu ya da sürekli bir yeri kaşıyıp duruyorsun, yara yapıyorsun. Buralarda oradaki yassı hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalırsa yassı hücreli kanser yani squamous cell karsinom dediğimiz kanser oluyor. Bu kanser lenf bezlerine sıçrayabiliyor. Özellikle 4 santimetreden büyükse kesin sıçrıyor neredeyse. O yüzden lenf bezlerinin temizlenmesi ya da radyoterapi alınması ameliyata ek olarak gerekebiliyor. Bir de üçüncü çeşidi var. Malign melanom dediğimiz. Bu kan yoluyla sıçrayabilen en tehlikeli olanı. Bunda erken evre çok önemli. Birinci evrede yakalanırsa neredeyse tama yakın tedavi olabilirken son evrede tama yakın insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Wow. Dolayısıyla böyle bu tarz cilt lezyonlarını hafife almayıp en kısa zamanda cilt doktoruna Cilt göstermek lazım. doktoruna göstermek lazım. Gerçi anlattın ama nasıl teşhis ederiz diye soracaktım. Teşhis Yani biz cilt kendimiz doktoru doktora gitmeden, ben doktora gitmeye karar vermemize sebep olacak şeyi soruyorum. Yani az önce söylediğim belirtiler varsa doktora Evet, gitmek doktora lazım. Doktor gitmemiz da lazım. zaten bakar. Eğer normal iyi huylu bir şeyse hiçbir şey yapmaz. Şüpheli bir şeyse biyopsi alır. %90 bu kanser dediği bir şeyse de direkt ameliyat önerir. Tamam. Nasıl tedavi edilir diye soracaktım ama zaten söyledin. Plastik cerrahinin katkısı nedir? Onu da baştan söyledin. Yani orada oluşan çukurları veya bozuklukları başka yerden deri alarak veya o deriyi birazcık daha kaydırarak tamir ediyorsun. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? Yani güneşe çıkmayalım mı hiç ya? Güneşe çıkarken güneş koruması ultraviyole ışınlara karşı güneş kremleri kullanıp korumak lazım cildi.
Eğer korumazsanız cildinizde erken yaşlanma. Lan biz çocukken güneşin altında hep denize girdik. 12 saat güneşin altında piştik, kızardık. Her tarafımız simsiyah oldu. İşte seninle çocukken o güneşe girenlerin bir kısmını ben ameliyat edip onların kanserlerini temizledim. O yüzden bundan sonrakiler dikkat etsin. O kadar çok güneşe girmesinler. O 1960'larda, 70'lerde hep şey modaydı ya, böyle bronzlaşmak, yanmak. Evet, o modanın sonucunda işte bir sürü cilt kanseri oluştu. Şimdi insanlar 50 faktör ve hatta daha yüksek faktörlerde güneş kremi kullanıyorlar. Aynı şeyler başına gelmesin peki diye. Peki bu Afrika'daki insanlar orada güneşin ışınları daha dik geliyor. Şimdi on cilt renk tipleri var. Patrick sınıflaması diye bir şey var. Özellikle açık tenli insanlarda bu güneş hasarına bağlı kanser olma ihtimali daha yüksek. Esmer zenci insanlarda daha düşük bu ihtimal. Dolayısıyla açık tenli insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Hmm. Zaten bu insanlarda güneşte yandıkları zaman çillenme, yani normal deri soyuluyor önce bizde mesela beyazlarda. Kırmızılaşıyor, ondan sonra siyahlaşma başlıyor ve siyahlaşma gittikçe artıyor. İşte o bazı insanlarda böyle homojen olmuyor, çil çil oluyor böyle. O insanlar mesela ekstra riskli, yani bu tarz riskli cilt kanseri tarzı şeylerin olması. Peki için oldu. Bu kadar bilgi yeter bize. Bir doktora yine gidip biz görünelim, her tarafımızı gösterelim. Tabii cilt doktoruna göstermek lazım. Tamam. Eğer ameliyat derse de plastik cerrah gelmek lazım. Tamam. Seni bulduk artık. Bir şey söylerse geliriz. Hadi. Oldu. Çok sağ ol. Rica ederim.